Ve şimdi de karşımızda Kudret Ayıldır olacak kendisiyle. Piyasalara ilişkin gelişmeleri değerlendireceğiz. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi an itibariyle bugün piyasalara baktığımız zaman Çin dışında Asya'da artıdayız, Avrupa'da da artıdayız. Vadelilerde de pozitif bir görünüm vardı. İçeride de zaten pozitif açıldık. Diğer taraftan görüşmeler başladı. Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul'da ve de dikkat çeken bir konu özellikle Amerikan vadelilerde makasın daralmış olması ve bunun resesyona işaret ettiğine yönelik de yorumlar görüyoruz. Siz bugün itibariyle piyasalarda nelerin fiyatlandığını düşünüyorsunuz ve sonrasında da bu resesyona ilişkin yorumunuzu merak ediyorum. Son zamanlarda iki başlık üzerinde durmuştuk. Çünkü bunlardan bir tanesi ABD Merkez Bankası'nın yeni dönemdeki faiz artırım konusundaki agresifliği. İkincisi de Rusya-Ukrayna süreci. Müzakerelerde daha iyimser noktaları gelir gelmez. Bunlarla ilişkin detaylandırmalar önemliydi. Nitekim en kötüsünün geride kaldığı beklentisi piyasalarda ister istemez Rusya-Ukrayna sürecini gündemimize taşıyor. Borsalarda zaten bunun verimliliğini son haftalarda çok net bir şekilde gördük. S&P 500 endeksinin gelmiş olduğu nokta gerçekten bu anlamda önemli bir referans göstergesi olarak karşımıza çıkacaktır. Tabii bir yandan da en kötüsü geride kaldı diyoruz ama hala bu görüşmelerin devam ettiği de göz ardı edilmemeli. Burada iyimser açıklamaların gelecek olması borsalara ekstra bir avantaj sağlayacaktır. Aksi takdirde tekrardan bir baskı unsuru oluşturacaktır ama piyasalar şu anda en kötüsünün geride kaldığı görüntüsünü kısmen de olsa fiyatları içerisine geçirmiş durumda. Tabii bir yandan Amerika tarafında Fed'in faiz artışı konjektüründe 50 bas puanlık bir faiz artışı Mayıs ayında ihtimali %73'lere kadar çıkarken bir yandan da bu sadece Mayıs ayının özel değil, Haziran toplantısında da bir 50 bas puanlık faiz artışıyla süreci devam ettirebilme yönündeki beklentiler gündemimizi oldukça meşgul ediyor. Burada zaten ABD 2 yıllık, 10 yıllık, 5 yıllık tahvil faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketleri çok net bir şekilde görmüş olduk. 40 yılın en yüksek enflasyonu ve buna karşı koyamayan ABD Merkez Bankası'nın bu noktada süreci daha agresif bir tonda devam ettirme senaryosu. Ama Fed bunu sürpriz olarak devam ettirmiyor. Fed piyasaları bu konuda yönlendirdiği için kredibilite sahibi bir merkez bankası da olmasının avantajı ile birlikte piyasalar bu noktada çok agresif bir ters hareket olarak görmüyor. Beklenenin satın al gerçekleştiği zaman sat mantalitesi ister istemez fiyatlama reaksiyonu üzerinde psikolojik anlamda devam ediyor. Bu sebeple de borsalar şu an için pozitif görüntüsünü sürdürmektedir. Ama hani çok daha sürpriz bir adım olsaydı Fed'in bu agresif hareketleri borsaları ister istemez baskılanabilirdi. Onun iyimserliği burada iki, hem Rusya-Ukrayna gerginliğindeki iyimser senaryo hem de Fed mevcut sürecinin yönetilebilir olması borsa tarafındaki o pozitif reaksiyon devam ediyor. Yeni dönemde de bu etkinin sürmesi beklenebilir. Evet. Peki şimdi şu anda sizce Ukrayna-Rusya konusundaki gelişmeler nasıl fiyatlanıyor? Çünkü dediğimiz gibi an itibariyle Çin'i dışarıda tutarsak genelinde pozitif bir hava var ama Çin'de de biliyoruz ki Şangay'da karantina var şu anda ve tüm Şangaylılar testten geçiriliyor iki aşamalı olarak ve de orada finans merkezi kapatılmış durumda. Bunun tabii petrol fiyatlarına da bir ufak bir yansıması oldu. Ne dersiniz bu Rusya-Ukrayna konusunda sizce piyasalardaki algı tam olarak nedir şu anda? Aslında yaklaşık bir aylık bir süre çizdik ve ilk başlarda zaten bunun borsalar üzerindeki etkisini gördük. Ama daha sonra müzakere başlangıcı süreciyle alakalı haberler geldikçe borsalar dipten toparlanma eğilimlerine devam etmeye başladı ve yeni dönemdeki Rusya-Ukrayna haber akışlarının çok daha negatif, agresif boyutta bir görüntü izlenmediği için de ister istemez borsalarda mevcut kendi akışında hareketlerini sürdürmeye devam etti. Şu an için baktığımız zaman da sanki en kötüsü geride bırakılmış havası var.
borsa fiyatlama reaksiyonları adına baktığımız zaman da. Ama tabii şu anda görüşmelerin nasıl bir boyutta gideceğini de bilmiyoruz. İlaveten tek bir bu görüşmede her şey bitti diyebilecek bir süreç olmayacağı optimizasyonunda da borsalar mevcut seyrine kaldığı yerden devam ediyor. Yani burada görüşmelerde negatif bir haber akışı gelmediği müddetçe piyasalar bunu iyimser olarak fiyatlama alanlarına dahil etmek isteyebilir. Evet, biz içeriye ilişkin ne diyelim peki? Burada da seviyelere an itibariyle aslında rica edelim arkadaşlarımızdan da ekrana yansıtmalarını. 2186'dayız şu anda ve de orada da bakıyorum yükseliş olduğunu görüyorum ve 0.62 artıdayız borsada. Şimdi burada da 2200'ü geçemedik dün de. Ne beklemeliyiz sizce seviyeler olarak? Şimdi geçen hafta 2200 seviyesini geçemediği için ister istemez bir baskı unsuru oluşturdu. Ama şunu da göz ardı etmeyelim ki biz bu yılın zirvesi 2105 bölgesini aştık. Yani yeni zirvelere, yani 2407 zirvesine doğru bir reaksiyon ihtimalimiz gündemimizi meşgul ediyor. Tabii bizi globalde biraz ayrıştıran husus özellikle hisse tarafındaki tercihlerdeki değişimler. Hani burada yabancıların hisse çıkışlarını biliyoruz. Yerlilerde de çok ciddi yeni agresiflik de yok. Burada kendi mevcut hacmimizle hani belli başlı hisselerin tekelinde hareketlerin gerçekleştiğini de görebiliyoruz. Ha, bu hem olumlu hem olumsuz iki yandan da düşünülebilir. Olumlu tarafı hala biz kendi iş dinamiklerimizde işi pozitif tarafta devam ettirmeye çalışıyoruz. Olumsuz tarafı ise hani yabancı tarafında hisse satışlarının devam ediyor olması fiyatı yukarı yönlü daha da agresif bir şekilde itecek bir gücün de azaldığı anlamına geliyor. Yerli ile birlikte belli başlı hisselerin ağırlıklarıyla bu işi devam ettirilmeye çalışılıyor. Hem olumlu hem olumsuz tarafta ama yine de şu an için baktığımız zaman da globalini oldukça ayrışan bir görüntü söz konusu. Belli başlı hisseler belli başlı ağırlıklarıyla birlikte hareketlerini kademeli bir şekilde devam ettirebiliyor. İşte bugün Ford Auto oluyor, daha öncekini Ereğli oluyor, daha sonraki Kozal olabiliyor. Yani bu tarz dönüşümler ister istemez fiyatlama üzerinde etkisini hissettiriyor. Ama şu an için ana odak noktamız hala pozitif. 2200'leri aşabilirse bu yukarı yönlü rallisine kaldığı yerden devam edebilir. Şu an için henüz bu bölge geçilmedi. Bu sebeple de biraz daha temkinli olmak daha önemlidir diye söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret Ayıldır yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere diyoruz.